Arkadaşlar merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda 10. sınıf kimya kazanım kavramı testlerinden dördüncüsünü birlikte çözeceğiz. Hemen başlayalım. Toplam 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane atom içeren diyor. Bakın bu ne arkadaşlar? 6,02 x 10 üzeri 23 sayısı. Bu Avogadro sayısı. Bu kadar tane demek ne demek arkadaşlar? 1 mol demek. Yani burada 1 mol atom içeren CH4 gazından bahsediyor. Şimdi eğer CH4 gazının içerdiği atom sayısı 1 molse CH4 kaç moldür? Ona bir bakalım. Onu nasıl hesaplıyoruz? Bakın şöyle bir şey yazalım. X mol CH4'ün içerisinde kaç mol gaz vardır? Ona beraber bakalım. Özür dilerim. Kaç mol atom vardır? Ona bakacağız. X mol kere 4 4x mol ne var burada? Hidrojen atomu var. 1 karbonun katsayısı. Dolayısıyla da ne var burada? X mol karbon var diyoruz. Toplam kaç oluyor bakın burası. 5x mol olmuş oluyor. İşte bu 5x mol neye eşitmiş? 1 mole eşitmiş. Demek ki buradaki x kaç olur? 1 bölü 5. 1 bölü 5 de neye eşittir? 0,2 mole eşittir. Şuraya tekrar yazalım. Benim elimde 0,2 mol. CH4 varmış. Sağlamasını beraber yapalım hemen. 0,2 kere 4 0,8 mol. Ne var? Hidrojen. Ve yine karbon katsayısı 1 olduğu için de 0,2 mol ne var? Karbon var. Toplam 1 mol atom var. Doğruymuş değil mi? 1 mol atom demek 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane atom demek. Demek ki bileşiğimiz 0,2 mol doğru. 2,4 gram karbon içerir demiş. Karbonun kaç mol olduğunu bulduk bakın biz burada. Şurada yukarıda bulduk. 0,2 mol karbon olduğunu bulduk. 1 mol karbon kaç gram? 12 gram. O zaman diyelim ki biz 1 molü 12 gramsa 0,2 molü kaç gram gibi bir oran orantı da kurabiliriz ya da n eşittir m bölü ma formülünden 0,2 eşittir m bölü 12 deyip m'yi buradan kaç arkadaşlar 2,4 gram da bulabiliriz. Dolayısıyla bu da doğrudur. 0,8 gram hidrojen içerir demiş. Hidrojen kaç moldü? Bakın az önce burada bulmuştuk arkadaşlar. Yukarıda evet bakın şu oda burada bulmuştuk. 0,8 mol hidrojen. E, hidrojenin 1 molü 1 gramsa 0,8 mol'de de 0,8 gramdır. Uzun uzun hesaplamaya gerek var mı? Yok. Dediğim gibi 1 molü 1 gramsa 0,8 molü 0,8 gramdır diyebiliriz. Ya da gene aynı formülü kullanarak bakın diyebiliriz ki 0,8 eşittir m bölü mol kütlesi kaç hidrojenin 1 olduğu için oradan m'yi kaç buluruz gene 0,8 gram buluruz. Üçüncüsü de doğru. Cevabımız e seçeneği. Geldik ikinci sorumuza. 12,8 gram SO2 bileşiği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Kütle verdiği için bakın kütle verdiği zaman en eşittir en bölü MA formülünü kullanarak mol sayısını bulabiliriz. Bize burada MA'sı lazım. Aşağıda vermiş mi arkadaşlar? SO2 şeklinde vermemiş. O zaman biz hesaplayalım. Kükürdü mol kütlesi kaç gördüğünüz gibi 32. Oksijenin kaç? 16. E burada kaç tane? 2 tane 16 var. Öyle değil mi? Dolayısıyla toplarsak bunları kaç yapar? 64 gram bölü mol yapar. SO2'nin 1 molü 64 grammış. Şimdi dediğim gibi şu formülü kullanarak aşağıda biz bunun kaç mol olduğunu beraber bir hesaplayalım. N eşittir. M bölü MA'yı gene yazalım. Mol sayısı eşittir. Kütlesi kaçtı? Soruda verilmiş bana 12,8 verilmiş. Bölü 64 yukarıdaki virgülden kurtarmak için yukarıyı 10 çarpıyorum. E, yukarıyı 10 çarparsam eşitlik bozulmasın diye aşağıya da 10 çarpıyorum. 128 bölü 640. Dikkat edin. 128, 64'ün tam 2 katı. Aşağıda 10 kaldı. Dolayısıyla benim elimde ne varmış? 0,2 mol SO2 gazı varmış. İkinci öncülüğün doğru olduğunu bulduk. Peki 0,2 mol içerisindeki kükürt odumunun kütlesini vermiş. Bakalım doğru mu? 0,2 mol SO2'nin içerisindeki kükürt ne kadardır? O da 0,2 moldür. 0,2 mol kükürt kaç gram gelir? Bakın kükürdün 1 mol 32 gram soruda verilmişti. Az önce de kullanmıştık. Hemen 0,2 eşittir m bölü 32 diyeceğiz. n eşittir m bölü ma formülünü aslında burada yine kullanıyorum ben. Oradan m kaç çıkar? 0,2 kere 32. Yani 6,4 gram çıkar. Ya da şöyle diyebilirsiniz. 1 molü 32 gramsa 0,2 molü kaç gramdır da diyebilirsiniz. Birincisi doğru. Toplam 0,6 mol atom içerir demiş. Hemen hesaplayalım arkadaşlar. 0,2 mol SO2'nin içerisinde 0,2 mol kükürt, oksijenden kaç mol var? 0,4 mol de oksijen. Toplam 0,6 mol atom var diyoruz. 6,4 gram oksijen içerir demiş. Ben burada neyi buldum bakın. 0,4 mol oksijen içerdiğini buldum. Onu hemen alalım şuraya. 0,4 eşittir m bölü. Ma'sı kaçtı oksijenin? 16 arkadaşlar. Bakın gene aslında aynı formülü kullanıyorum. Dikkat edin. Oradan m kaç çıkar? 4 16 64 yani 6,4 gram çıkar. Bu da doğru. Sonuncusuna geldik. 0,2 NA tane oksijen atomu içerir. Arkadaşlar bakın NA tane demek mol demek. 0,2 NA tane 0,2 mol demek. Peki burada oksijen 0,2 mol mü? Hayır oksijen 0,4 mol. Eğer kükürt olsaydı doğruydu ama oksijen dediği için arkadaşlar yanlış bir ifade olmuş oluyor. Geçtik üçüncü sorumuza. Ortalaması 35 buçukmuş. 35 ve 37'nin doğada bulunma yüzdesi kaçtır diyor. Bir önceki testte de gene buna çok benzeyen bir soru vardı arkadaşlar. Biraz işlemli sorular bunlar. 35 doğada yüzde kaç bulunsun? Pardon şimdi 37'yi sorduğu için biz direkt 37 diyelim. Doğada yüzde x kadar bulunsun. 35 ne kadar bulunsun arkadaşlar? O da yüzde 100 eksi x. Yani ne demek bu? Mesela bu x 10 Diğeri kaç olacak arkadaşlar? 90 olacak. X 20 ise diğeri kaç olacak? 80 olacak. Toplam 100 olması için. Hesaplarken biz nasıl yapıyorduk bunu? 35 ile onun yüzdesini ağırlıklı yüzdesini çarpıp, bakın ne yapıyoruz? 100 eksi x, değil mi? Bölü 100 artı 37 çarpı x bölü 100 diyoruz. Ve kaç çıkacakmış bu? 35,5 çıkacakmış. Bu yüzler. Her iki tarafta da olduğu için arkadaşlar karşı tarafa çarpım olarak geçecek. Şu şekilde. Ne olacak o zaman orada? 3550 olacak orası. Burası ne olacak bakın? 35 şöyle dağıtalım bunu içeriye. Artı pardon artı değil burada tabii ki. Ne oldu arkadaşlar? Eksi. 35x artı 37 x hep söylüyorum bu işlemleri siz bizden daha iyi yapabilirsiniz siz çünkü daha gençsiniz zihniniz daha açık dolayısıyla daha güzel daha hızlı çözmeniz mümkün şu ikisinden ne kalır burada arkadaşlar 2 x kalır peki 3500 karşı atarsam ne olur 50 kalır öyle değil mi eksi 3500 3500 elden 3500 çıkartırsak 50 olur x oradan kaç çıkar 25 çıkar ki zaten bana sorulan da buydu cevabım D seçeneği. 4. sorumuza bakalım. Ne diyor? Yukarıda verilen maddelerden hangilerinin mol sayısı eşittir demiş. Şimdi H2O var arkadaşlar. H2O'nun mol kütlesini hesaplayalım bir kere isterseniz. Burada 4 farklı madde var. Hepsinin şöyle MA'larını bir yazalım. MA 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 Hepsinin MA'sını yazalım. H2O 2 hidrojen bir oksijen. Hidrojenler 1 1 1 2 bir de 16 arkadaşlar 18. İkincisi O2. Oksijen 16. O2 kaç olur o zaman? 32 olur. C2H6. 2 tane karbon. 12 kere 2. 24. 6 daha. 30. Karbondioksit kaç arkadaşlar? 1 tane karbon 12. 2 tane oksijen 16. 16. 32 toplam. 44 yapıyor. Şimdi her biri için şu hesaplamayı yapacağız. Boy sayısı eşittir. M bölü MA'yı kullanacağız. Dolayısıyla bakın burada hepsinin de kütlesi verilmiş. 90, 96, 150, 220. Bunları mol kütlelerine böleceğiz arkadaşlar. Bakın birincisinin mol sayısını nasıl bulacağız o zaman? 90 bölü 18'den kaç çıkacak? 5 mol. İkincisine baktığımız zaman bakın ne olacak? 96 bölü 32'den 3 mol. Üçüncüsüne baktığımız zaman kaç olacak? 150 bölü 30'dan 5 mol ve sonuncusuna bakalım arkadaşlar şurada. Aslında cevabı bulduk ama 220 bölü 44'ten bu da ne olur arkadaşlar? 5 değil mi? Evet 5 mol olur. Gördüğünüz gibi evet bulmamışız cevabı. 2 yapmışız. Birincisinin, üçüncüsünün ve dördüncüsünün mol sayıları gördüğünüz gibi eşitmiş. Bunlar 5'er mol. İkincisi kaç moldü? 3 moldü. Sonra da dikkat edin. Gördüğünüz gibi kütle varsa işin içerisinde Kütle olduğu zaman hemen kütle M bölü MA formülü kullanılarak bizim mol sayısını bulmamıza yardımcı oluyor arkadaşlar. Bunu unutmayın. 256 gram X2O3 bileşiğinde 3.2 mol X atomu olduğuna göre X'in atom kütlesi kaç gram bölü moldur demiş. Şimdi bakın X2O3 varmış, bunun içerisindeki X ne kadarmış arkadaşlar? 3.2 molmuş. Şimdi şuna dikkat edin. Eğer x 3,2 molse, benim bu bileşiğim kaç mol? Yani ben kaçla 2'yi çarparsam 3,6 yapar. Tabii ki arkadaşlar 1,6 molle ile 2'yi çarparsam 3,2 yapar diyorsunuz. Yani burada uzatabilirsiniz. Dersiniz ki şöyle efendim işte bu nedir? A moldür. A kere 2 eşittir. 3,2 den A eşittir. 1,6 molde diyebilirsiniz. Ya da daha böyle pratikte düşünebilirsiniz. Benim bileşim 1,6 molmuş. 1,6 mol bileşik ne kadarmış arkadaşlar? 256 grammış. Değil mi? Bakın mol sayısını biliyorum. Kütlesini biliyorum. Gene n eşittir. En bölü MA formülünü kullanarak bileşiğimizin 1 molünün kütlesini bulacağım. Bakın dikkat edin lütfen. 1,6 mol eşittir. 256 bölü MA. Buradan Ema eşittir 256 bölü 1,6. O da nedir arkadaşlar? Kaç çıkar buradan? Şu şekilde bunu yaparsanız 256'yı 16'ya bölerseniz 16'nın karesi 256. Yani 16 kere 16 256. Bunu uzun uzun böyle de Yani 256 bölü 16 da diyebilirsiniz. Oradan kaç bulacaksınız arkadaşlar? Emin olun. Buradan 160 bulacaksınız. Yani şu sıfırla birlikte 160 olduğunu bulacaksınız. X2O3'ün mol kütlesi 160 gram bölü molmuş. Şimdi 3 tane oksijen kaç yapar? 3 kere 16 48 gram yapar. O zaman 2 tane X kaç gramdır? Bunların toplamlarının kaç olması gerekiyor? 160 olması gerekiyor. Demek ki 2 tane X'in kütlesi arkadaşlar 112'ymiş. 2 tane X 112 ise 1 tane X ne kadardır? 56 gram bölü moldür diyoruz. Dolayısıyla 5. sorumuzun cevabı e seçeneği. Bakın diğer sorumuzda 6. sorumuzda 3,01 çarpı 10 üzeri 23 tane X3H6 molekülü 21 gramdır demiş. Şimdi şuna bir dikkat edin arkadaşlar. 3,01 çarpı 10 üzeri 23 tane demek kaç mol demek. Şimdi tane dendiği zaman bizim kullanacağımız arkadaşlar formül nedir? N eşittir. N bölü. NA formülüdür. Verilen tanecik sayısını Avogadro sayısına bölerek kaç mol olduğunu buluyoruz. Bakın N eşittir. 3,01 çarpı 10 üzeri 23 bölü 6,02 çarpı 10 üzeri 23 dediğimiz zaman tam yarısı olduğunu görüyorsunuz. Yani 0,5 mol x 3 H 6 kaç grammış arkadaşlar bu 21 grammış. Şimdi 0,5 mol 21 gramsa 1 mol x3 h6 kaç gramdır? Bu tabii ki arkadaşlar 42 gramdır diyoruz. x3 h6 42 gramsa bakın şu şekilde 42 ise arkadaşlar hidrojenin altı tanesi kaç gram yapar? 6 gram yapar. üç tane x değil mi? Bunların toplamlarının kaç olması gerekiyor? 42 olması gerekiyor. 42'den 6'yı çıkartırsanız veya şöyle gösterelim mi? 6 Pardon şöyle. 6 artı 3x eşittir 42. 3x eşittir 36. x eşittir 12 x'in 1 molünün 12 gram olduğunu bulduk arkadaşlar. O zaman hemen bana burada ne lazım? x 4 lazım. x h4'ü bir hesaplayalım biz şuradan. ilk h4 ne kadar yapar? 12. Değil mi? 4 tane hidrojen 4. Toplam o zaman kaç yapıyor arkadaşlar? 16 gram bölü mol yapıyor. Yani XH4'ün 1 molü 16 grammış. Bana 0,3 molünün kaç gram olduğu soruluyor. Hemen formülde yerine koyarsak arkadaşlar. N eşittir m bölü MA. 0,3 mol eşittir. N bölü 16. N buradan kaç çıkar? 3 kere 16 48. 4,8 grammış diyoruz. Cevabımız B seçeneği. Yedinci sorumuzda 22 gram karbondioksit gazıyla aynı sayıda atom içeren SO2 gazından bahsediyor. Hemen bir kere biz bunu bulalım. Yani 22 gram karbondioksit gazı kaç moldür bunu bulmamız gerekiyor. Karbondioksit mol kütlesini bir hesaplayalım. Karbon 12. Oksijen gördüğünüz gibi 16 ama 2 tane olduğu için arkadaşlar 32. Toplam kaç yapar? 44 gram bölü mol yapar. Yani 1 mol karbondioksit gazı 44 grammış. Hemen en eşittir m bölü ma formülünü kullanarak karbondioksit gazının kaç mol olduğunu bulalım. N eşittir. Nedir? 22 bölü 44. Oradan da kaç çıkar? 1 bölü 2 ya da 0,5 mol ne varmış arkadaşlar? Karbondioksit varmış. İle aynı sayıda atom içeren diyor. SO2 gazı kaç gramdır? Arkadaşlar 0,5 mol karbondioksitin içerdiği atom sayısı lazım bana. 0,5 kere 2 1 mol. 0,5 kere 1 0,5 mol toplam 1,5 mol atom içeriyormuş. Şimdi SO2 de arkadaşlar aynı şekilde 1,5 mol atom içerecekmiş. Ben hemen şöyle diyeceğim. X mol ise eğer bu bileşik, oksijenler kaç moldur? Ee, yanlış yazdım. 2 x mol olması gerekiyor. Kükürt ne kadardır? O da x moldur. Dolayısıyla toplam 3 x mol atom vardır. 3 x mol atom niye eşitmiş? buçuk mole eşitmiş arkadaşlar. X oradan kaç çıkar? 0,5 mol çıkar diyoruz. Yani bizim bileşiğimiz SO2 bileşiğimiz 0,5 molmüş. Bitti mi? Bitmedi arkadaşlar. Bize bunun kaç gram olduğu soruluyor. E, kütlesine geçmek için de ne lazım bana tekrar bunun? Mol kütlesi lazım. Kükürt 32. 16 kere 2 32 değil mi? Toplam kaç yapar bakın? 64 gram bölü mol yapar. SO2'nin 1 molü 64 grammış. Dolayısıyla arkadaşlar 1 mol 64 gram ise bileşim ben 0,5 mol olduğunu buldum. Tekrar ne yapıyorum buradan? Ee, şöyle şuraya yazalım. N eşittir M bölü MA formülünü kullanacağım. 0,5 eşittir M bölü 64. M eşittir kaç olur arkadaşlar? 32 gram olur diyoruz. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği. 8. sorumuzda bakın bir karışım verilmiş. CH4 ve CH6 gazlarının karışımında kaç tane hidrojen atomu vardır diyor. Şimdi ben buradan niye bulabilirim bir kere? Toplam hidrojenin mol sayısını bulabilirim. Mol sayısından da tanecik sayısına zaten direkt geçeceğim. Şimdi dikkat edin. 0,3 mol CH4'ün içerisindeki hidrojen ne kadardır? 0,3 kere 4 1,2 mol hidrojen yok mudur arkadaşlar? Peki 0,6 mol C2 h içerisindeki hidrojen ne kadardır? 0,6 kere 6 3,6 mol ne vardır? Hidrojen vardır diyoruz. Peki toplam ne kadar var? Birinden 1,2 mol geldi diğerinden 3,6 mol geldi. Dolayısıyla toplam arkadaşlar 1,2 artı 3,6'dan 4,8 mol hidrojen atomu vardır diyoruz. E bana zaten Avogadro sayısı olarak NA'yı kullan demiş. 4,8 mol H atomu demek 4,8 NA tane H atomu demektir. Uzun uzun işlem yapmaktan da böylece kurtulmuş olduk. Cevabımız D seçeneği. 9. soruda üç farklı madde verilmiş. Bunların mol sayılarının Büyükten küçüğe sıralanması istenmiş ama dikkat edin birincisinde tanecik sayısı, ikincisinde hacim, üçüncüsünde de kütlesi verilmiş ve bu şekilde arkadaşlar bir sıralama istenmiş. Dikkat edin şimdi şunu bir hatırlayalım isterseniz mol sayısı neye eşit? Mol sayısı bakın m bölü ma eşit. Eğer size kütle verilmişse mol sayısı neye eşit? V bölü e eşit. Eğer size hacim verilmişse mol sayısı neye eşit arkadaşlar? n bölü n eşit eğerse tanecik sayısı verilmişse bakın. Mol sayısı bunların hepsinin ortasında şu şekilde bu formülleri kullanarak her defasında arkadaşlar siz mol sayısını bu şekilde hesaplayabilir ve mol sayısından da diğerlerine geçiş yapabilirsiniz. işin özü bu. Ya da her birisi için ayrı ayrı oran orantı kullanacaksınız. Şimdi bakalım 1,204 çarpı üzeri 23 tane karbondioksit gazı demiş. Avogadro sayısını zaten vermiş burada. 6,02 çarpı 10 üzeri 23 diye vermiş. Birincisindeki o zaman mol sayısını en eşittir. N bölü Na formülünden ben yazayım. Siz isterseniz 1 mol 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane ise 1,204 çarpı 10 üzeri 23 tanesi kaç moldur diye de hesaplama yapabilirsiniz. Zaten aslında aynı işlemi yapmış oluyorsunuz. 1,204 çarpı 10 üzeri 23 bölü 6,02 çarpı 10 üzeri 23. 10 üzeri 23'ler gitti. 1,204 bakın 12 olsaydı 6 katı olacaktı. Değil mi? Özür dilerim. iki katı olacaktı. Yanlış söyledim. Şimdi 1,204 olduğu için işte arkadaşlar 0,2 katı. Dolayısıyla birincisi, birinci maddemiz 0,2 molmuş. İkincisine bakalım. Normal koşullarda 3,36 litre CH4 gazı demiş. N eşittir V bölü 22,4 formülümüz. Gene diyebilirsiniz ki 1 mol 22,4 litre kaplıyorsa 3,36 litresi kaç moldür de diyebilirsiniz. Ya da 3,36 bölü 22,4'ten bunda kaç bulursunuz bakın onda bir olsa 2,24 onda birinin bir buçuk katı 2,24'ün bir buçuk katı bu da kaç yapar 0,15 mol yapar tabi siz bunu bu kadar pratik yapamıyor olabilirsiniz bu işe yeni başladığınız için ama zamanla göreceksiniz arkadaşlar bu rakamlar çok daha size kolay gelecek mesela 22,4'ün onda biri 2,24 onda birinin iki katı 4,48 Onda birinin 3 katı 6,72. Bak ne oldu? Şu 0,1 mol. Bu 0,2 mol. Bu 0,3 mol. Değil mi? Bakın bu şekilde bu rakamları soruları çözdükçe aşinalık kazanacaksınız. Bakın dikkat edin. 0,1 ile 0,2'nin arasında kaç var? 0,15 var. Buradaki sayı da zaten şu. 3,36. Tam ikisinin yarısı. Yani o da ne eşit oluyor o zaman? 0,15'e eşit olmuş oluyor. Dediğim gibi çok soru çözerek bunları daha kolay düşünebilir, hesaplayabilir hale geleceksiniz. Şimdi SO2 gazının mol sayısını sormuş ama bize burada kütle vermiş. Kütle verdiği için benim kullanacağım formül arkadaşlar burada ne? Ee, N eşittir. M bölü MA. Bana MA'sı lazım yani mol kütlesi lazım. S'in kütlesi burada kaç verilmiş? 32 verilmiş. Oksijen 16. İki tanesi kaç yapar? 32 yapar. Toplarsam kaç yapar burası? 64 yapar. Yani mol kütlesi kaçmış arkadaşlar? 64. Şöyle uzatalım. 19,2 bölü 64. Kaç katı? 3 katı. Bir virgül olduğu için arkadaşlar 0,3 katı. 0,3 molmuş diyoruz. Şimdi bana ne diyor? Büyükten küçüğe sıralayın diyor. En büyük kaç? Üçüncüsü. Sonra birincisi. Sonra ikincisi. 3, 1, 2. Yanlış yapmayalım. Herhalde E seçeneği. Evet, devam edelim. Dördüncü testimizin 10. sorusuna geldik. 8 gram CH4 ve 0,2 mol xy 2 gazlarından oluşan karışım 16,8 gramdır. Buna göre X'in atom kütlesi kaçtır? Şimdi karışımın toplam kütlesini bana vermiş. Bunun 8 gramı CH4 mü zaten arkadaşlar? E 8 gram CH4 olduğuna göre değil mi? Benim ne yapmam gerekiyor? Geriye kalan kütle. 0,2 mol xy 2 gazına aittir diyerek olaya başlamam gerekiyor. Yani eğer CH4 gazı 8 gramsa 16,8'den 8'i çıkarttığım zaman 8,8 gram olduğunu buluyorum. Bakın demek ki buradaki 0,2 mol maddemiz 8,8 grammış. Şimdi xy 2 gazının kütlesini biliyorum ben. Bu kütlesi e, mol sayısını biliyorum. Neyini bulmam gerekiyor? Mol kütlesini bulmam gerekiyor. En eşittir m bölü ma diyeceğim. 0.2 eşittir 8.8 bölü çirkin oldu biraz kusura bakmayın bölü e, MA'sını zaten kaç olduğunu bulmaya çalışıyorum oradan MA eşittir 8.8 bölü 0.2'den 88 bölü 2 yani 44 gram bölü mol olmuş oluyor X Y 2 toplam arkadaşlar kaçmış 44'miş bunu buldum. Bana neyi vermiş soruda? Y'nin 16 olduğunu vermiş. Y 16 ise 2 tanesi kaç yapar arkadaşlar? 2 kere 16'dan 32 yapar. Toplam 44 ise X kaçmış demek ki? 12'ymiş. 12 artı 32 44 yapması gerekiyor. Cevabımız D seçeneği. Geçtik 11. sorumuza. 0,3 mol H2S ve 3,4 gram XH3 bileşikleri Eşit miktarda hidrojen içerdiğine göre x elementin atom kütlesi kaçtır diye sorulmuş. H2S kaçmış arkadaşlar 0,3 molmuş. 0,3 mol H2S'nin içerisindeki hidrojen kaç mol? 0,3 ile 2'yi çarparsak 0,6 mol. Burada ne varmış arkadaşlar? Hidrojen varmış. Diyor ki bunun hidrojen sayısıyla XH3'ün içerdiği hidrojen sayısı eşit diyor. Yani XH3'teki hidrojen de 0,6 molse kaçla ben 3'ü çarparsam 0,6 mol yapar? Tabii ki 0,2 molle 3'ü çarparsam 0,6 mol yapar diyoruz. Şimdi 0,2 mol XH3'ün bana aynı zamanda kütlesinin 3,4 gram olduğu verilmiş. Yani mol sayısını biliyorum. Kütlesini biliyorum. Neyi hesaplayacağım? XH3'ün mol kütlesini hesaplayacağım arkadaşlar oradan bakın. En eşittir n bölü Ema diyeceğim 0,2 eşittir M bölü pardon M demeyeceğim tabii ki burada kaç diyeceğim 3,4 diyeceğim Bölü MAs'ını Ema eşittir 3,4 bölü 0,2'den kaç çıkar 17 çıkar Yani XH3'ün 1 molü 17 grammış XH3'ün 1 molü 17 grammış Şöyle diyelim 17 e, 3 tane hidrojen zaten 3 gramsa X kaç olması lazım ki toplam 17 olsun 14 olması lazım. X'in mol kütlesi kaçmış arkadaşlar? 14'müş. Ve geldik bu testimizin de son sorusuna. Normal koşullarda 11,2 litre hacim kaplayan SO2 ve SO3 gazlarının karışımı 36 gramdır. Şimdi normal koşullarda 11,2 litre hacim kaplıyorsa bu karışım kaç moldür? Bir bunu bulmam gerekiyor benim. Şimdi gazlar verildiği zaman, gazlar verildiği zaman kullanmam gereken formül neydi? N eşittir V bölü 22,4 yani 11.2 değil mi bölü 22.4'ten kaç molmuş bu? 0.5 molmuş. 0.5 mollik bir karışım var benim elimde. SO2 kaç gramdır diyor. O zaman SO2 ben diyeyim ki x mol olsun SO2. O zaman diğeri kaç mol olur arkadaşlar? E toplamları bunların 0.5 olduğuna göre o da 0.5 eksi x mol olur diyoruz. Şimdi bunların kütlelerini nasıl hesaplayacağız? SO2'nin mol kütlesini hesaplayalım bir kere. Kaçtır? 32, 16, 16 iki tane oksijen var arkadaşlar. Bir 32 daha toplam 64 gram bölü mol. Bakın bu MA'sı. Dikkat edin karışmasın. SO3'ün MA'sı kaç? Onu da hesaplayacağız. Kükürt 32 idi. 3 tane oksijen 16, 16, 16, 48. Dolayısıyla toplam kaç? 80 olmuş oluyor. Bunların toplam kütlesi 36 grammış. Şimdi kütlelerimizi nasıl hesaplıyoruz? Şu formülümüz neydi bizim? N eşittir. M bölü aydı, Oradan M eşittir ne oluyor arkadaşlar? N çarpı MA olmuş oluyor. O zaman her birisinin kütlesini bu şekilde ayrı ayrı hesaplayacağız. Birincisi için bakın. Kütleyi nasıl hesaplıyorum ben? X çarpı 64 artı ikincisi için nasıl hesaplıyorum? 80 çarpı 05 eksi X. Yani şöyle diyelim 05 eksi X çarpı 80. Bunlar neye eşitmiş arkadaşlar? Bunların toplamı 36'ya eşitmiş. Şimdi bakın 64x artı 0.5 ile 40'ı çarparsam kaç yapar? 40 yapar. 0.5 ile 80 çarparsam özür dilerim. Lütfen siz takip edin. İşlem hatası olabiliyor. Eksi 80 x eşittir 36. Ne oldu şimdi? 64x var. 80x var. Çıkardığım zaman burası eksi 16x olur. E 40'ı da karşıya attığım zaman eksi 40 olarak geçtiği için karşıda da eksi 4 olur. Eksiler gitti. O zaman x eşittir 4 bölü 16 yani 1 bölü 4 yani 0,25 olmuş oluyor arkadaşlar. Biz neyi bulmuş olduk o zaman? 0,25 mol SO2 olduğunu bulmuş olduk. Bakın bu SO2'nin mol sayısıydı. Bana şimdi bunun kütlesini soruyor. SO2'nin kütlesini nasıl bulurum? MA'sını zaten 64 olarak bulmuştuk arkadaşlar. Biraz karıştı kusura bakmayın. Kütlesi N eşittir. M bölü MA'dan gene bulacağım. Kaç mol olduğunu buldum. 0,25 M bölü 64. Oradan arkadaşlar kütle kaç çıkar? 0,25 64'ü çarpmak demek. 14'e bölmek demek. 16 gram çıkar diyoruz. Cevabımız C seçeneği. Evet uzun bir testin sonuna geldik arkadaşlar. Yarım saate de yaklaştı çözümümüz maalesef. Tabi ayrıntılı şekilde çözmeye çalıştığımız için iş bazen biraz böyle uzayabiliyor. Kusurumuza bakmayın. Mutlaka bu soruları kendiniz de çözüm bir kağıtta bakarak öğrenme şansınız çok düşük. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.